Merhaba sevgili öğrenciler. Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gün, hafta, ay, yıl ve mevsimleri öğreneceğiz. Daha önceden sıklıkla duyduğunuz bu kelimeleri haydi gelin birlikte tanımaya başlayalım. İlk olarak gün ne demekmiş ona bakalım. Sevgili öğrenciler, biz saatleri öğrenirken ne demiştik? Bir gün 24 saattir dedik. Saatimizi hatırlayalım. Saatimizin üstünde 12'ye kadar sayılarımız vardı. 12'den sonra bir tur daha atıyorduk. Ne yapıyorduk? 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 diyorduk ve bir günün 24 saat olduğunu söylüyorduk. Peki neden acaba 24 saat? Çünkü dünyamız kendi ekseni etrafında sürekli dönmektedir ve kendi ekseni etrafında bir tur döndüğü zaman bir gün oluşmuş olur ve dünyamızın kendi ekseni etrafında bir tam tur dönmesi tam olarak 24 saat sürer. İşte o yüzden bir gün 24 saattir. Biz günlerimize isimler vermişiz. Şimdi o isimlerimize bakalım. Ve karşınızda günlerimiz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar bizim günlerimizdir. 7 tane günümüz vardır ve bu 7 tane günü tamamladıktan sonra tekrar en başa döneriz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye yaşamaya başlarız. Bu günlerimizin bir araya gelmesiyle acaba ne oluşmuştur? Hadi bakalım günlerimizin bir araya gelmesiyle hafta oluşmuştur. Bir haftanın içinde 7 tane gün vardır. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar bizim günlerimizdir ve bir haftayı oluşturmuştur. Bugünleri biz hafta içi ve hafta sonu olarak ikiye ayırmışız. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma burada gördüğümüz 5 gün hafta içidir. Cumartesi ve pazar ise hafta sonudur. Hafta içi günlerimiz 5 taneyken hafta sonu günlerimiz 2 tanedir. Sıklıkla sorularımızda da karşılaşıyoruz değil mi? Hafta içi ve hafta sonu. İşte bu hafta içinin 5 gün olduğunu, hafta sonunun 2 gün olduğunu bilmek diğer matematik işlemleri çözerken de bizim işimize yarayacaktır. Ne dedik? Günlerin birleşmesiyle hafta oluşmuştu ve bir haftada 7 tane gün vardı. Peki bu haftaların bir araya gelmesiyle acaba ne oluşmuştur? Hadi şimdi ona bakalım. Haftaların bir araya gelmesiyle aylar oluşmuştur. Baktığımız zaman burada bir Ay görüyoruz. Hangi ay? Mart ayı örnek olsun diye size sadece bir tanesini koydum. Birazdan hepsini göreceğiz. Önce şu Mart ayını inceleyelim. Takvimden aldığım bu Mart ayını inceleyelim. Bir ayın içinde neler varmış? Ona bakalım. İçinde günlerimiz var. Bakın, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Biz ne demiştik? Bu günlerimiz bir araya geldiği zaman hafta oluşuyordu. Demek şurası bir hafta demektir. Bakın bir hafta. Daha sonra başa döndü. Tekrardan pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Hop ikinci haftamız yaşandı. İkinci hafta. Tekrardan başa döndük. Bakın ayın 15'i diyor. Tekrar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar dedim. Üçüncü hafta. Tekrar başa dönüp ayın 22'sinden başladı. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar dördüncü hafta oldu. Bu haftaların bir araya gelmesiyle de aylarımız oluşmuştur. Geriye 3 tane günümüz kalmış. 29 30 31. Bu 3 tane günün devamı diğer aya aktarılmış. Demek ki Mart ayına baktığımız zaman 4 tane tam hafta 3 tane de günden oluşmaktadır Mart ayı. Biz aylarımıza da isimler vermişiz. Aylarımızın isimlerini sayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bizim aylarımızdır. Kaç tane ayımız vardır? 12 tane ayımız vardır. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane ayımız vardır. Yani bir yılda 12 ay vardır. Bizim burada gördüğümüz aylarımız bazıları 30 günden azdır. Bazıları ise 30 günden fazladır. Ancak biz matematik işlemleri çözerken bir ayı 30 gün olarak kabul edeceğiz. Peki sevgili öğrenciler bu ayların birleşmesiyle bir araya gelmesiyle acaba ne oluşmuştur? Aylarımızın bir araya gelmesiyle Yıl oluşmuştur. Bakalım yıl dedik. 12 tane ayın bir araya gelmesi bize bir yılı oluşturmuştur. Bir yıl içerisinde Ocak'tan başlarız. Yeni yılımız Ocak ayında başlar. Daha sonra Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık olur ve tekrardan Ocak ayına döneriz. Yeni bir yıl gelmiş olur. Yeni bir yılda Aralık ayında biter. Aralık ayı yılımızın son ayıdır. Ocak ayı ise bir yılın ilk ayıdır. Birinci ayımız yani ilk ayımız ve 12. ayımız yani son ayımız Aralık ayıdır. Unutmuyoruz bir yılda 12 tane ay vardır. Eğer bir yılda kaç ay olduğunu unutursanız direkt Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs diye parmaklarınızla sayarak bulabilirsiniz. Biz yeni yıla girdiğimiz zaman her yılın kendine ait bir takvimi yayınlanmakta. Bakalım 2021. Biz şu anda 2021'de olduğumuz için 2021'in takvimini görüyoruz. Takvimin içinde aylarımız var. Ocak'tan başlayıp aralığa kadar giden 12 tane ayımız. Her ayın içinde haftalarımız, günlerimiz ve günlerin sayıları yer almakta. Örneğin Şubat'ın 5'i dedim. Şubat ayına geliyorum. 5'ine bakıyorum. Ya da Haziran'ın 25'i dedim. Haziran ayına bakıyorum. 25'i. Haziran'ın 25'i bakın cuma gününe denk gelmekte. Biz takvimi bu şekilde okuyoruz. Geldik mevsimlere. Bir yılın içinde havalar bazen çok soğuk olur. Bazen çok sıcak olur. Daha sonra denize gireriz. Ağaçlar çiçek açar. Ya da yapraklar dökülür. Farklı farklı mevsimler, farklı farklı havalar yaşarız. İşte bu farklı farklı havalar bize mevsimlerimizi oluşturur. Önce mevsimlerimizin isimlerine bakalım. İlk mevsimimiz şurada. Çiçekler açmış, hafiften bir yağmur yağıyor. Çocukların üstünde yağmurluk var ya da kısa kollu var. Demek ki havalar ısınmaya başlamış. Bu hangi mevsimdir? İlkbahar mevsimidir. Hemen yazalım. İlkbahar. İlkbahardan sonraki mevsimimize bakalım. Güneş iyice açmış. Çocuğumuz denize girmiş. Tahminen hava çok sıcak. En sıcak olan mevsim hangisidir? Tabii ki de yaz mevsimidir. Yazdan sonraki mevsimimize bakalım. Yazdan sonraki bu mevsimimizde artık havalar serinlemeye başlamış. Ağaçların yaprakları sararmış ve dökülmeye başlıyor. Çocuklar okula gidiyorlar. Bu hangi mevsimimizdir? Sonbahardır. Ve son mevsimimize baktığımız zaman havalar iyice soğumuş, kar yağıyor. Çocuğumuz kalın giyinmiş. En soğuk olan mevsimimiz ise kış mevsimidir. Peki sevgili öğrenciler bir yılın içinde bu mevsimleri yaşadığımızı söyledik. İlk bahar, yaz, sonbahar ve kışı yaşıyoruz. Bir yılda bizim aylarımız da var. Acaba hangi ayda ilk baharı, hangi aylarda yazı, hangi aylarda sonbahar ve kışı yaşıyoruz? Şimdi ona bakalım. İlk bahar mevsiminde ne dedik? İlk bahar mevsiminde ağaçlar çiçek açtı, havalar ısınmaya başladı, hafiften bir yağmur yağabilir. Güzel bir mevsimimizdir. İlkbahar aylarımız şunlardır. Mart ayımız ilkbahardadır. Biz Mart ayında ilkbaharı yaşarız. Daha sonra Nisan ve Mayıs. Biz bu 3 ayda ilkbahar mevsimini yaşarız. Mayıs ayından sonra artık havalar iyice sıcaklar. Mayıs ayından sonra hangi ay geldi? Haziran geldi. Haziran ayında yaz mevsimini yaşarız. Haziran'dan sonra Temmuz ve Ağustos. Haziran, Temmuz, Ağustos yaz aylarıdır. Ağustos'tan sonra artık havalar yavaş yavaş soğumaya başlar. Yapraklar dökülür. Ağustos'tan sonra hangi ay gelmektedir? Eylül ayı gelmektedir. Eylül ayı sonbahar ayıdır. Eylül'den sonra Ekim ve Kasım ayı bizim sonbahar aylarımızdır. Kasım'dan sonra Aralık ayı gelir. Aralık ayında artık havalar iyice soğumuştur. Aralık ayında kar yağar, havalar çok soğuk olur. Aralık'tan sonra Ocak. Ocak'tan sonra ise Şubat ayı gelmektedir. Aralık, Ocak, Şubat bizim kış aylarımızdır. Bakın Şubat'tan sonra Mart yine ilkbahardan başa döner. Sürekli olarak biz bu mevsimleri, bu ayları tekrar ederek yaşarız. Şu tabloyu incelediğimiz zaman şöyle çıkarımlarda bulunabiliriz. Bir yılda dört tane mevsim vardır diyebiliriz. Bir yılda dört mevsim vardır. Bakalım ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Dört tane mevsimimiz var ve her mevsimde üçer tane ay vardır. Her mevsimde üç ay vardır. Böylece mevsimimizi de tanımış olduk. Şimdi gelin gün, hafta, ay, yıl ve mevsimlerle ilgili sorularımızı çözelim. İlk sorumuza bakıyorum. Haftanın üçüncü günü hangi gündür dedi. Haftanın günleri hangileriydi? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bize şimdi neyi sordu? Üçüncü gününü sordu. Sayalım üçüncü gününü. Pazartesi, salı, Çarşamba. Üçüncü gün hangisi oldu? Çarşamba günü oldu. Üçüncü günümüz çarşamba olmuş oldu. Şuradaki tablomuzdan da bakalım hemen üçüncü günümüze. Pazartesi, salı, çarşamba bakın. Üçüncü günümüz çarşamba. Hemen diğer sorumuza bakalım. Haftanın son günü hangi gündür dedi. Haftanın yedi tane günü vardı. Yani yedinci sırada söylediğim gün hangi gündür? Önce parmaklarımızla sayıp bulalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. En son hangisini söyledim? Pazar dedim. Demek ki haftanın son günü pazar günüdür. Tablomuzdan da hemen bakalım. En son gün pazar günü olduğunu görüyoruz. Üçüncü sorumuzda ise bugün günlerden perşembe ise dört gün sonra hangi gün olur dedi. Dört gün sonrayı sordu. Bugün perşembe. Demek ki perşembeden başlayıp sayacağım. Kaç gün ileriye? Dört gün ileriye gideceğim. Hadi şimdi sayalım. Perşembe, Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. Hangi güne geldim? Pazartesi gününe. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. O zaman cevabımız pazartesi olmuş oldu. Hemen tablomuzdan da bakalım. Bugün perşembe ise 4 gün sonrayı sordu bize. 4 gün ilerleyelim. 1 2 3 başa döndük 4 pazartesi gününe gelmiş olduk 4 gün sonra. Günlerle ilgili olan son sorumuza bakalım. Aslı 2 hafta okula gitmedi. Kaç gün okula gitmemiştir? Bize burada 2 hafta dedi. 1 hafta kaç gündü? 1 hafta 7 gündü. Aslı 2 hafta okula gitmemiş. Yani 1 7 daha gitmemiş. Hemen yanına 1 7'yi daha ekledim. 7 7 daha 14'tür. Demek ki 14 gün okula gitmemiş. Çarpma işlemiyle de bulabilirdim. Şöyle diyebilirim. Bir hafta 7 gündür ama bize iki haftayı sordu. 7 çarpı 2 yine 14 cevabını buluruz. Şimdi ay ve yıl ile ilgili sorularımıza bakalım. İlk sorumuz bize şöyle dedi. Mart ayının 7. günü hangi gündür? Mart ayını 7. gününü nasıl bulabilirim? Takvimden yararlanıp bulabilirim. Başka türlü bulmamın imkanı yoktur. Hemen buradan takvimim geldi. Mart ayının dedi. Mart ayı buluyorum Mart ayımı. Mart ayım işte burada. Mart ayının 7. günü hemen bakalım 7. gününe bakın 1 2 3 4 5 6 7 üstünde yazıyor zaten 7. gün. 7. günü hangi gündür? Hemen üstüne bakıyorum. Pazar günüdür. Mart ayının 7. günü pazar günüdür o zaman. Cevabımızı bulduk. Hemen buraya pazar yazıyoruz. Diğer sorumuz Nisan ayında kaç perşembe günü vardır? Tabii ki de hemen gelsin takvimim. Nisan ayına bakacağım. Nisan ayım. Burada kaç perşembe günü vardır dedi. Perşembe bakın perşembe burada görüyorsunuz. PRŞ olarak kısaltmış. İsterseniz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe olarak da sayabilirsiniz. Kaç tane perşembe günü var? Ona bakacağım. Aşağısındaki günleri sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane perşembe günü vardır ne zaman? Nisan ayında. Cevabımız 5 oldu. Diğer sorumuz Haziran ayı kaç gündür dedi. Haziran ayı kaç günmüş bakalım. Hemen yine takvimimizi aldım. Haziran ayı dediği için Haziran ayını buldum. Kaç gündür? En sonuna bakıyorum. 30 gündür. Birden başlamış 30'a kadar geldi. Demek ki Haziran ayında biz 30 gün yaşayacağız. Haziran ayı 30 gündür. Diğer sorumuza bakıyorum. 19 Ocak hangi gündür? 19 Ocak. Ocak ayı gelsin bakalım. Ocak ayı burada. Ocak ayının 19'unu sordu. 19'u buluyorum. Nerede 19? Burada. 19 Ocak hangi günmüş hemen şöyle üstüne baktım. Salı günüymüş. 19 Ocak salı günüdür diyorum o zaman. Hemen salı yazdım. Ağustos ayının ikinci pazarı hangi gündür? Ağustos ayının ikinci pazarı. Hemen Ağustos ayıma bakıyorum. Ağustos ayım neyini sordu bize? İkinci pazarını sordu. Ağustos'un ikinci pazarı. Bakın birinci pazarını burada yaşamış. Pazar gününe baktım birincisi burada ikincisine bakıyorum ikinci pazarı ayın 8'i olmuş oldu ayın 8'i diyorum yılın son ayı hangi gün ile başlar sevgili çocuklar yılın son ayı hangi aydır Aralık ayıdır. Yani bu soru bize demek istiyor ki Aralık ayı hangi gün ile başlar? Bakalım Aralık ayına hangi gün ile başlamış? Aralık ayı başlangıcına bakıyorum. Ayın biri hangi gün? çarşamba günü. Demek ki yılın son ayı olan Aralık çarşamba günü ile başladı. Mevsimle ilgili sorularımıza bakalım. Yılın en soğuk mevsimi hangisidir dedi. Yılın en soğuk mevsimi kar yağan mevsim hangisidir? Kış mevsimidir. O zaman yazdık kış. Hangi mevsimde çiçekler açar? Hangi mevsimde çiçeklerimiz açıyor sevgili öğrenciler? İlkbahar mevsiminde çiçekler açar. İlk bahar diyorum. Mevsimle ilgili üçüncü sorumuzda Neslan Eylül ayında doğduğuna göre hangi mevsimde doğmuştur? Eylül ayı hangi mevsimin ayıydı hatırlıyor musunuz? Eylül ayı evet sonbahar mevsiminin ayıydı. Demek ki Neslan sonbahar mevsiminde doğmuştur. Sonbahar diyorum. Geldik son sorumuza. Son sorumuzda yaz mevsiminin ayları hangileridir dedi. Yaz mevsiminin ayları Şimdi sıra sizde. Hemen yazıyorum sıra sizde. Bu sorunun cevabını sizden aşağıya yorum olarak yazmanızı istiyorum. Evet sevgili öğrenciler bu dersimizde gün, hafta, ay, yıl ve mevsimleri öğrendik. Ardından ise bunlarla ilgili sorular çözdük. Ancak bunlarla ilgili çözeceğimiz sorular daha bitmedi. Sizin için zamanı ölçme ile ilgili bir video daha çekeceğim. O videoda ise bol bol soru çözümü yapacağız. Videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.